ben. Bu gerçekten de böyle oyunlar içinde en eğlencelisi olabilir. Şimdi ne yapsam? Acaba ne yapsam? Sıranı kullanmalısın. Artık sıranı 20 dakika önce kullanmalıydın. Gerçekten Hank, ya bir kart seç ya da sepete piyonunu at. Evet, evime bir çatı koyma hakkı kazandım. Şimdi acaba güzel bir bakır mı yoksa normal kiremit mi? Ne yapsam acaba? Lütfen sıranı kullan artık. Kafalara dikkat. Hey, eve dikkat et dostum. Sen ne zamandan beri tenis oynuyorsun? Ailem çok enerjik olduğumu düşünüp beni 8 yaş altı şampiyonaya yazdırdı. Topum nerede benim? Ne yaptın sen? Ginger, topun gökyüzü havuzunu mahvettin sen. Üzgünüm ama üzgün değilim. Olamaz. Görünüşe göre çıktım ama biliyor musunuz? Ben gelip Ginger'la tenis oynayayım. Böylece siz de bu oyunu hiç ara vermeden oynayabilirsiniz. Tamam mı? Israr ediyorum. Konuşan Tom ve arkadaşları. Olamaz. Bu oyun hile yapıyor. Ay canına. Tamam, sakin ol Ginger. Sakin olamıyorum. 8 yaş altı şampiyonayı kazanmak istiyorum. Ginger, sence ben neden yaptığım her şeyi her zaman kazanabiliyorum? Hile yapıyorsun. Evet, çünkü hile... Ne? Hayır, hayır. Çünkü her zaman, her ne olursa olsun... ...kocaman gülümseyip yaptığım şeyden zevk almaya çalışıyorum. Kazandım. İşte gitti. Vay canına. Biri bana burada neler olduğunu söylesin. Ginger'a tenis turnuvasına hazırlanmasına yardım ediyordum. Yanlış. Senin yaptığın şeye geyik yapmak denir. Biz sadece eğleniyorduk. Eğlenmek mi? Genç tenis turnuvalarının eğlenmekle alakası yok. Ben bunu çok zor bir şekilde öğrendim. Nereye bakıyorsun sen? Şşt, geçmişe dönüş. Geçmişe dönüş nedir? İşte 8 yaş altı şampiyonunun final zamanı geldi gençler. Angela. Hadi herkes alkışlasın. Karşısında Tatiana. İşte hepsi bu. Ve bir paket de cips. Her ne olursa olsun Angela'nın eğlenmediğini hiçbirine söyleyemezsiniz. Merhaba millet, biliyor musunuz? Aklıma bir tenis şarkısı geldi. Dile üst, kare içi, gökkuşunda ve kalbinin içinde. Seni seylenmek için ve evet, işte böyle. Bu kalabalığı çok sevdim ben. İşte oyun. Set ve maç Tatiana için millet. Ama bekle. Ben hala şarkımı söylüyordum arkadaşlar. Gerçekten tebrik ederiz Tatiana. Sana bir kupa vermek yerine sana sihirli bir tek boynuzlu at veriyoruz. Uçmak ister misin? Seni uçurabilirim. Bu arada o konuşuyor. Konuşan tek boynuzlu mu? Tatiana, sihirli tek boynuzlar diyarının kraliçesi olarak büyüdü. Çünkü tüm sebebi ben yenmeye konsantre olmamıştım. Hadi ama bunların hiçbiri olmadı. Gerçekten mi? O halde bunu nasıl açıklıyorsun? Ve işte o günden beri hayatım boyunca hiçbir şeyi kaybetmedim ben. Ginger, merhaba sana. Derin. 8 yaş altı şampiyonasına mı çalışıyorsun? Neden bunu uğraşıyorsun anlamıyorum. Herkes benim kazanacağımı bilir zaten. Hemen buradan git derin. Tamam giderim. 50 tane yüzme havuzu olan kale şatoma geri dönerim ben de. Yat işte. Ginger, o çocuğu mutlaka yenmelisin. O zaman... Hayır, gerek yok. Evet, Derin rahatsız edici ama Ginger'ın onu yenmesi kimin umrunda? 8 yaş altı şampiyonasında oynayacak. Tek yaşaması gereken duygu eğlence olmalı. Ama ben... Hayır, eğlence kimseyi bir yere götürmedi. Öyle mi? Neden sence ben muhteşem icatlar buluyorum peki? Neden sence herkes beni seviyor? Neden sence insanlar beni görüp dostum keşke bu adam olabilseydim diyor? Çünkü ben her zaman eğlenirim. Eğlence. Eğlence. Ginger, senin antrenörün olacağım.
çok zor olacak ve çok canın yanacak. Ve eline bir tenis raketi aldığın için pişman olacaksın ama sonunda bunların hepsine değecek ve sen kazanacaksın. Ama ben de antrenörün olacağım ve Angela'nın bütün bu korkularının senin eğlenme faktörünün önüne geçmemesine dikkat edeceğim tabii ki. Kimse benim ne düşündüğümü önemsemiyor mu? Hayır. Bir, iki, dört. Hadi ama 2 saat oldu. Sadece sıranı kullan. Bekle biraz ben. Beni acele ettirme. Karar vermeye çalışıyorum. İskeleyi yıksam mı yoksa garajı boyasam mı? İskele ve garajın farkı ne bilmiyorum ki. Sanırım iskele denize daha yakın olan. Artık bir şeyler yap. Tom, biliyor musun daha fazla yanlış olamazdın, tamam mı? Olabilirdim eğer sen olsaydın. Siz nerede kaldınız? O hala bir hareket yapmadı. Sırasını kullanmasını sağlayın. Konsantre ol Hank. Yarışma çok önemlidir. Kazanmak için elinden gelen her şeyi yapmak zorundasın. Onu dinleme dostum. İstediğin neyse onu yapacaksın. Sadece gülümse ve oyunu oynamanın zevkine var bence. Odaklan. Oyunun zevkine var. Her neyse oyna artık. Sence Hank oyunu öylesine oynamalı yani. Hiç denememeli, hiç düşünmemeli. Ve sence Hank sonucu ne olursa olsun kazanmaya öylesine odaklanmış olmalı ki... ...bu en çok sevdiği ev dekorasyonu oyununun zevkine biraz bile varmamalı mı yani? Söyler misin bana? Evet ve o kazanacak. Belki olur, belki olmaz ama oynarken çok iyi zaman geçirecektir. Biliyor musun Ginger? Söyledikleri şeyler senin tenis oyununun için de geçerli olabilir. Ne? Sen sıranı kullan artık. Sonraki gün. Oyna artık. Bekle biraz. Bu oyunun son hamlesi zaten. Sonunda oyunu bitirecek hamle. O hamle de... İşte bu. Hayır bekle. Hayır bu. Hayır. Evet. Hayır. Bu hamleyi bu tarafa yapmamalıyım. Ve sen bana böyle baktıkça... Bu kadar yeter, pes ediyorum. Hissedemezsin. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni tenis finalimizde Ginger. Karşısında Derin. Merhaba. Dinleyin, dinleyin, dinleyin. Net olarak bildiğim 2 şey var benim. Birincisi 8 yaş altı tenis havalıdır. İkincisi 12 senedir 8 yaş altı tenis turnuvası izliyorum ve sizce de çok depresif değil mi gençler? Ginger! Sakın unutma, sonuca odaklanıp durmayacaksın. Sadece gülümse ve çok iyi vakit geçir. Doğru. Ne? Hayır. Onu aldırma Ginger. Sakın acıma. Tamam. Hey Ginger. Gerçekten de antrenörün Angela mı? Evet öyle. Herkes onun çocukken bu yarışmayı kaybettiğini bilir. Eğer antrenörün oysa şimdiden geri çekilsen iyidir. Laflarına dikkat et çocuk. Angela'mız harika bir antrenör. Tatlı, yetenekli. O tanıdığım en değer veren kişi. Ve onun çok güzel gözleri var. Güzel görüş diyecektim. Görüş. Demeye çalıştım. Angela sadece onun iyiliğini istiyor. Ginger için. Burada. Değil mi? Hayır Tom. Ben gerçekten çok bencildim. Ginger üzerinden yaşamaya çalışıyordum ve bu ona çok haksızlık ve bana da. Biliyor musun Ginger? Hadi eğlen. Sen bir eziksin. Antrenörün de ezik ve antrenörüne gizlice aşık olan adam da ezik. Ne? Bir dakika, ne dedin? Daha önce söylediğimi unut. Bu çocuğu yenmen lazım. 4,5 dakika sonra. 14 tatlım. Oyun Bekmat Derin'in. Yendim seni Ginger. Ben Derin'im. Durdurulamazım. Deniste en iyiyim. Hey dostum, en azından eğleniyordun. Bence Ginger hiç eğleniyormuş gibi görünmüyordu. İyi oyundu Derin. Hey biliyor musun? Yine de finallere kaldım. Evet gerçekten Ginger. Gerçekten bu çok büyük bir başarı. Şapşal bir tenis ödülü kimin umrunda ki zaten? Benim umrumda. Tebrik ederim Derin. Sana bir kupa vermek yerine Uluslararası Uzay İstasyonu'na bir bilet veriyoruz. Harika. Uluslararası Uzay İstasyonu mu? Siz gerçek misiniz?
misiniz? Uluslararası uzay istasyonuymuş. Bunun nesi eğlenceli ki? Ve sırf senin için istasyonu şeker ve su kaydıraklarıyla doldurduk. Ve tabii ki bir de yer çekimi yok. Aa, bu gerçekten mükemmelmiş. Dikkat et uzay istasyonu. İşte derin geliyor. Gel çantamla beraber. Tamam, karar verdim. Evet. Ve son hamlemi tam şuraya koyuyorum. Sanırım baştan başlamalıyız. Ne? No!